Yani engelli bireye odaklı olun. Devam. Ve dediğim gibi mutlaka soralım. Devam. 12-13 Mayıs'ta Türkiye'de ilk defa birinci uygulamalı engelsiz turizmde sağlık turizm kongresini yapıyoruz. Ben de kongrenin düzenleme kurulu başkanıyım. Benim projem ve her yıl yapacağız. Belki gelecek yıl burada yaparız. Her yıl başka bir üniversitede yapacağız çünkü. Çok önemli bildiriler aldık ve çok katı bir bakanlıklardan da yetkililerin, uzmanların olduğu ve hocalarımızın olduğu çok katı bir bilimsel kurul oluşturduk. Birçok bildiriyi ilk defa geri çevirdiler. Niye? Çünkü uygulamadan bahsetmek istiyoruz artık. Teoriyi yeterince konuştuk. Devam. Yani hepimiz birbirimizden farklıyız ama hepimiz insanız. Hepimizin çeşitli desteklere ihtiyacı var. Ama bir arada yaşarsak mutlu olabiliriz. Çünkü hayat farklılıklarla bir arada yaşandığı zaman güzeldir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Soru soran demedim. Yorulduğumu hissediyorum çünkü. Daha düğmesine basmıştım hocam. Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Annem Kuyumcu'ya bu bildiğimiz ezber bozan konuşmasından dolayı nasıl teşekkür etsem azdır. Gerçekten. Yalnız şöyle bir ek yapmak istiyorum, düzeltme değil de. Türkiye'de biliyorsunuz ki bazı konularda tabii ki bizden çok daha ilerlemiş, sistematik çalışmalar yürütülüyor. Engellilerle ilgili maalesef Kuzey Kıbrıs'ta daha bir yasamız, kanunumuz olmadığı için Adem Bey'in söylediği ve yapmaya çalıştığı bu verdiği örneklerden yola çıkarak bizi aydınlattığı konularla ilgili gerçekten bizlerin de dikkatli olması gerekir. Özellikle internet üzerinden, sosyal medyadan paylaşılan bu ajitasyon dolu yardım kampanyaları maalesef bazen söylediği gibi hocamın da verdiği örneklerle gerçekten bir değişik bir yöne kayabiliyor. Bizde durum daha farklıdır ülkemizde. Dernekler sadece kendi üyeleriyle hareket edebilen ve dıştan gelen katkılarla, sanatçılarla, tiyatro sanatçılarıyla, ressamlarla, şairlerle hayatlarını idame ettirmek zorunda kaldıkları için tabii ki biz tiyatro bileti almak durumundayız, tabii ki konser bileti almak durumundayız ama dileğim en kısa zamanda bunun da hocamın da önderliğinde güzel bir kanunlaştırılması, bu insanların da haklarını arayabilecekleri, bizlerin de yardım ederken daha gönülden, daha katılımcı ve paylaşımcı olarak bu etkinliklere yürekten katılabileceğimiz bir platformun oluşması önemlidir. Günün anlam ve önemi için sizden bir ricam olacak sevgili arkadaşlar. Ben hep buraya çağırdığım konuşmacılara, bilmiyorum öyle mi denk geliyor, nasıl oluyor ama hep ödev vererek geri gönderiyorum sizi. Ve bunun da çok güzel çıktılarını alıyorum. Sizlerin ödevi şu. Denizciler, havacılar, birazcık ileride yapacağınız meslekle ilgili sizler de böyle bir engel grubuyla, herhangi bir engel grubuyla karşılaşırsanız ileride ya da ailenizde, çevrenizde böyle birisi varsa ve hayalleri varsa o insanın ki tabii ki vardır, onun elinden nasıl tutarsınız birazcık kendinize sorular sorun. Olur mu? Hatta bu sorular cevaplayamazsanız ama sorunuz varsa bana gelin. Birlikte bir hayal kurarız. Olur mu? Tamam. Ödev güzel mi? Yapılabilir mi? Tamam. Belki de burada görmüş olduğunuz pek çok örnekten ve projeden bahsetti hocamız. Belki aklınızda olan size isim kaynağı olmuş küçücük bir kelimeyi yakalamışsanız bu sunumdan oradan da yola çıkıp bir şeyler de yapabiliriz birlikte. Fikri olan bana gelsin, tamam mı? Evet. Efendim? Gelirim tabii ki, her zaman beklerim.
Evet, günün anlam ve önemi için bizden size küçük bir anı vermek isteriz Sayın Hocam. Ve bunu herkes, bütün hocalarımla birlikte vermek isterim dilerseniz. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakülte Dekanı Sayın Profesör Doktor Aysel Karakristan. Hocam lütfen buyurun, Havacılık Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Tolun ve Yakın Doğu Üniversitesi Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Umut Koldaş. Hocam, Caner Hocam siz de buyurun lütfen. Buyurun.